Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kullanıcı tanımlı fonksiyonları inceleyeceğiz. SQL Server'da normal programlama dillerinde kullanılan metotlar ya da fonksiyonlar gibi bunların karşılığı olarak kullanıcı tanımlı fonksiyon oluşturulabilir. Normal programlama dillerine aşina olanlarınız için bu fonksiyonları anlamak kolay olacaktır. Bir iş parçacığını bir özel bir parça olarak kullanabilmek için oluştururlar. Örneğin sürekli olarak kullanacağınız bir kod varsa bu işlemi gerçekleştirmek için sürekli aynı kodu çalıştırmak yerine sadece bir fonksiyon oluşturup bu fonksiyonu sürekli olarak çağırmak ve buna belli parametreler göndermek, daha sonra da bu parametrelerin geri dönüş tipi olarak da bir değer almak için kullanılabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için SQL Server'da kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanılır. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapacağız. Öncelikle bu videoyu tabii ki kitabın SQL Server'da kitabının kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümünü en azından temel olarak başlangıç kısmını okuduktan sonra izlemenizde fayda var. Çünkü sadece örnekleri yapacağız burada. İlk olarak SQL Server'da malum birçok fonksiyon var. Bu fonksiyonlardan daha önce yer almayan fonksiyonlardan birisi pi fonksiyonu. Bu pi fonksiyonu pi sayısını döner. Ben şimdi direkt çalıştırıyorum bunu. Bana pi sayısını getiren select pi şeklinde kullanılan bir fonksiyon bu. Bu statik olarak aynı veriyi döndürür. Çünkü yapacağı işlem bellidir. Sadece pi değerini istediğinizde bu fonksiyonu kullanırsınız. Bu bir iş parçacığını bu fonksiyona yıkılması anlamına gelir. Yani bu fonksiyonun tek bir işi var. O da pi sayısını döndürmek. Şimdi bu pi işlemini biz kendimiz gerçekleştirebiliriz. Daha basit versiyonunu yapabiliriz. Çünkü normal programlar içerisinde bu şekilde çok uzun versiyonu değil. Sadece 3,14 şeklinde ilk 3 basamağı, ilk 3 değer kabul edilir. Diğer küsuratlar kabul edilmez. Biz de bunu şu şekilde yapabiliriz. Mesela create function p nedir diye bir fonksiyon oluştururuz ve buna returns olarak, yani geri dönüş veri tipi olarak da numerik bir veri tipi döneceğini belirtiriz. Daha sonra da as begin end bloğu içerisinde return 3.14 yazarak bunun geri dönüşünün 3.14 olmasını sağlayabiliriz. Şimdi bunu çalıştırdım. Artık p nedir fonksiyonunu ben select dbo.p nedir şeklinde kullanabilirim. Gördüğünüz gibi bana p nedir fonksiyonu p sayısını döndürdü. Bunu Object Explorer'da şu şekilde programability içerisinde prosedürlerden sonra functionlar içerisinde tüm fonksiyonları görebilirsin burada. Mesela table valued functionlar, bunları da kitap içerisinde işledik. Bunlar da scalar valued function. Bunlar içerisinde bizim oluşturduğumuz p nedir fonksiyonu getirildi. Dışarıdan bir parametre almadığı için sadece ismi var. Bunu modify yaparak içerisindeki sorgu alter function ile düzenlenebilir. Biraz daha farklı bir, daha işimize yarayacak, production ortamında işe yarayacak bir örnek yapalım. Bunda da ürün toplam sayısı. Gene dikkat ettiyseniz yapılan işlem tek bir iş parçacığı. Bu iş parçacığı bir tablodaki, ürünler tablosundaki ürünlerin toplamını getiren ve tek görevi bu olan bir fonksiyon. Biz bunu create function
DBO.ürün toplam sayı şeklinde isimlendirdik. Returns olarak da geri dönüş tipi integer verdik. As begin end bloğu içerisinde declare toplam, toplam isminde bir değişken oluşturuyorum ve select ile bu değişkene ürünlerin product ID'lerini toplamının sayısını veriyorum. Count ile count fonksiyonu ile bunu topladık ve return olarak da toplam değişkenini geriye döndürdük. Döndüreceğiz daha doğrusu. Bunu da çalıştırdım ve select DBO ürün toplam sayı şeklinde çalıştırdım. Bize de bu 504 olarak getirildi. Refreshledim. Evet, burada ürün toplam sayısı yer aldı. Burada bir fonksiyonda yapılabilecek bir işlemi de yapabiliriz. Mesela kullanıcı getir. Kullanıcının sadece ad ve soyadını istediğimizi varsayalım. Bu bize birleştirilerek tek bir değer olarak geri döndürülecek. Bu işlemi yapmak için bir fonksiyon oluşturulabilir. Bunu şu şekilde yapacağız. Create function fonksiyonun ismi dbo.kullanıcı getir. Dışarıdan bir fonksiyon alıyor. Bu dışarıdan bir parametre alıyor. Parametrenin adı kullanıcı kod, yani kullanıcı ID. Integer veri tipinde ve default değeri null. Bunu returns, yani geri dönüş tipi varchar 100 uzunluğunda, 100 karakter uzunluğunda. Begin end bloğu içerisinde ben ad soyad adında bir değişken tanımlıyorum ve select ile şu şekilde birleştirmem daha anlaşılır olur. Ad soyad bilgisini bir değere eşitliyorum. Ad soyad değişkenini. Nedir bu değer? Person.person içerisinde, personeller tablosu içerisinde business entity ID'si dışarıdan gelen kullanıcı kod. Bu da zaten business entity ID oluyor. Kullanıcı ID bilgisiyle eşit olan kaydın ad ve soyadını arasında bir boşluk olacak şekilde birleştir ve ad soyad değişkenini at. Daha sonra da return ile bu değişkeni dışarıya gönder. Ben hemen bunu çalıştırıyorum. Evet, Ken Sanchez isimli personelin ad soyad bilgisi getirildi. Mesela bunda e-mail bilgisi de istenebilirdi. Genelde bu tür şeyler yapılabilir. Türetilmiş sütun olarak da bir scalar fonksiyon kullanılabilir. Bu scalar fonksiyonu bir sütun ismi olarak yazdık. Mesela business entity ID, person type, title ve bir fonksiyondan gelen değeri de ad soyad olarak getiriyoruz. Bu nedir? Yukarıda oluşturduğumuz kullanıcı getir fonksiyonu. Biz business her satır için business entity ID değerini alıp bu fonksiyondan gelen ad soyad değerini ilgili satırın yeni bir sütunuymuş gibi ekrana yazdıracağız. Görüldüğü gibi ilk olarak Ken Sanchez geldi ve diğerleri de birleştirilerek bizim fonksiyonumuz sayesinde getirildi. Bunu doğrudan bir tabloya sütun olarak da ekleyebiliriz. Mesela alter table person.person add ad soyad sütunu, sütunun adı ad soyad, as dbo.kullanıcı getir business entity ID. Bu ne işe yaradı? Öncelikle burada görelim. Evet, kullanıcı getir. Şimdi person.person. Burada gördüğünüz gibi bir computed, yani hesaplanmış sütun oluşturuldu. Bunu az önce biz oluşturduk. Buradaki sorgu ile alter table diyerek yeni bir sütun ekledik. Ve burada da hesaplanmış olarak bir hesap makinesi simgesi var zaten. Bunu
Şu şekilde açtığımda en sonda son eklediğimiz sütun olarak bu hesaplanmış sütun olan fonksiyonun sütun olarak kullanımını görmüş olduk. Ken Sanchez ismine bakalım. Ken Sanchez. Bunun birleştirilmiş şeklinde bir sütunu oluşturduk. Satırdan tablo dönen fonksiyonlar. Bunlar da scalar değil. Bir tablo değeri geriye dönüyor. Bunun içinde kullanımı aynı, sadece return olarak bir table belirtimi yapılıyor burada. Create function fnc ürün ara, bir ürün arama fonksiyonu yapılacak. Yapıyoruz. Dışarıdan ara ismini de bir parametre alacağım. Ve bunu da returns table olarak bir geri dönüş tipi belirledim. Yukarıdakilerde neydi? Integer vardı, varchar vardı. Biz burada table olarak geriye döndüreceğimizi bildiriyoruz. Şimdi gene basit bir sorgu hazırladık. Return ile bu sorgunun sonucunu döndüreceğiz. Burası başlangıçta bilmemiz gereken bir özellik. Select yıldız from production.product where name like dışarıdan gelen parametre, sol ve sağ tarafında yüzde işaretleri var. Bunu kitabın ilgili bölümünde anlatmıştık. Bu like ile ilgili bölümde. Başında hangi karakter ve kaç sayıda, kaç tane karakter olursa olsun önemli değil. Sonunda da aynı şekilde ne olursa olsun önemli değil. Biz içerisinde belli bir karakteri içeren tüm ürünleri getirmek istiyoruz. Çalıştırdım ve select yıldız from dbo.fnc ürün ara şeklinde bunu çağırıyorum. Burada da içerisine BE ile BE içeren tüm ürün isimlerini arıyorum ve koşul içerisinde koşula uyanların hepsini getiriyorum. Bana 12 kayıt getirildi. Bakalım, evet, BE, burada da BE var. Burada da en sonunda var. Görüldüğü gibi yukarıda da en sonunda. İstediğim işlem başarılı. Çoklu ifade ile tablo döndüren fonksiyonlar. Burada da yine benzer bir özellik. Geri dönüş tipi table. İlk ve son adında dışarıdan parametre alıyorum. Ve bununla şu şekilde oluşturayım. Gördüğünüz gibi burada bir sayfalama işlemi var. Aslında mantıken bir sayfalama işlemi yapıyorum. Belirli aralıktaki ürünler, sayfalamadan kastım aslında şu gene like ile ilgili bölümde anlattığım between ve end işlemini gerçekleştiren bir uygulama var burada. Örneğin product id'si burada şu şekilde oluyor bu örneğimizde. Product id'si 1'e eşit ve 1'den büyük ve ikinci parametrede de 4'e eşit ya da 4'ten küçük olan kayıtlar. Yani 10 kayıt olduğunu varsayarsak bunun 3. ve 5. kayıtları arasındaki kayıtlar istendiğinde 3, 4 ve 5 numaralı kayıtlar getirilecektir. Bu şekilde bir aslında between end özelliğinin bir fonksiyon olarak kullanımını geliştirmiş oluyoruz. Biraz daha karmaşık bir fonksiyon daha yapacağız. Bunda da integer ayırıcı olarak isimlendirdim. Bunu çalıştırarak göstereceğim. Bir ilk parametrede bir string var.
bu string içerisinde aralarında virgüller olan sayılar var. Yalnız burası tek bir metinsel değer, tek bir parametre. Zaten toplamda iki parametre alıyordu bu. Şu şekilde bir liste alıyor, daha sonra bir ayıraç alıyor. Bunu aralarındaki virgüllere göre ayırarak listeleyeceğim. Evet, isimde bir gördüğünüz gibi ben bunları ikinci parametrede verdiğim virgüllere göre ayırarak bu sorguyu çalıştırdığımda bana hepsini tek bir satır olarak satırlar halinde gösterdi. Person type person isimli bir prosedür, bir KTF var. Kullanıcı tanımlı fonksiyon. Şimdi burada bir tanesini iptal ettim. Burada fonksiyonumu çalıştırıyorum ve bana istediğim sonucu döndürdü. Burada da ben personel tiplerine göre bir personel listelemesi yaptım. Mesela person type SP olanlar, SC olanlar şeklinde bunların tamamını bir sayfalamaya tabi tutarak listelemiş oldum.